Çok güzel. Hem burada yaşıyorsunuz hem de işletelim dediniz burayı, değerlendirelim dediniz. Yani bir market kahvaltısından uzak tutalım dedik insanları. Şu bak, keçi peyniri. Kendi evinizin bahçesinde gibi değil mi? Kolay gelsin. Sağ ol, hoş bulduk. Evet. Köylü vatandaşlarımız kendi evlerinin bahçesine yaptığı bir kahvaltı salonu burası. Kızıl Ağaç Köyü'nde Ula istikametine giderken tavsiye ederim arkadaşlar. Harika bir yer. Google'dan geldi. Benim müşterilerim hepsi Google'dan geldi. Bakıyor yorumlara, bakıyor, çıkıyor, geliyor. Kolay gelsin. İsmin ne abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmet. Ahmet abi. Özgür ben de. Memnun oldum. Şöyle hem burayı bir çekelim. Hem burada yaşıyorlar. Evet. Ne kadar süredir işletiyorsun abi? İşte şeyden bu yani. Kurban Bayramı'ndan bu yani. Daha bir sene olmadı. Yok yok. Bir sene olmadı. Boyunca. Tamam. O zaman şöyle ürünlerin gelsin bir bakalım. Ürünlerinde hakkında da konuşalım. Şöyle seninle bir röportaj yapalım. Şöyle bak dolaşalım. Hamak falan da varmış burada. Var ya biz elden geldiği kadar hep doğal market ürünü kullanmamaya özen gösteriyor. Ben onları konuşacağım zaten. Yok market ürünü yok. Geldiğinde de görürsünüz zaten. Tamam onları geldiğinde konuşuruz. Vatandaş zaten her zaman gidiyor alıyor. Çok güzel. Hem burada yaşıyorsunuz hem de işletelim dediniz burayı, değerlendirelim dediniz. Siz Ahmet abinin oğlusunuz herhalde. Evet. Tamam. İsim neydi? Serkan benim. Serkan Bey, memnun olduk. Özgür ben de. Ben de çok memnun oldum. Böyle bir güzel 3-4 ay oldu. Ama güzel oldu. Yani biz keşke yıllar önce yapsaydık dedik yani. Olsun bu daha iyi. Da emekli öğretmen biraz titiz. Bu işlere biraz daha böyle şey veriyor. Özenle yapıyor yani. Yani bir market kahvaltısından uzak tutalım dedik insanları. Ne güzel. Yani herkes alışmış artık hani bal reçel, bal reçel ama İşte ne bileyim közlenmiş domates, biber, işte patlıcan veriyoruz. İşte annem pişi yapıyor. Özellikle pişiye çok şey ver. Onu yani soracaktım ben. Tamamen hepsi köy ürünü. Yani tabii, sizin kendi peynir ne kadar? Tabii peynir de yani Malatya'dan geliyor. Zeytin? Mesela. Zeytin yine bizim buranın zeytini. Bahçenin zeytini. Evet. İşte tavuklarımız yumurtluyor. Hani, biraz daha uzak tutuyoruz onları hani koku yapmasın diye. Onun dışında hep tamamen doğal ürünler. Yani kullandığımız tereyağı bile öyle. Valla güzel de tepkiler aldık. Google'dan mesela hani hiç kötü... Öyle baktık geldik evet, zaten. Evet evet hiç kötü yorum yok. Biz de yorum yaparız. Yani evet. Çoğu insan işte sanki anneannemize dedemize işte kahvaltıya gitmiş gibiyiz. Evet. İşte hazır patates kullanmıyoruz kesinlikle. Hep şey işte evde yaptığımız o klasik sabah kahvaltısında kullandığımız patates yani. Evet şu an Afyon'dan geliyor herhalde patates bu aralar. Evet. Değil mi? Evet. Öyle bir şey var. Ödemiş'te biraz sıkıntı var. Ha, evet. Kahvaltının içeriği nedir? Kahvaltının içeriğinde yani bildiğimiz önce o klasik işte domatesimiz, salatalığımız, işte bal, reçel, kaymak. Onun dışında işte bazen süt reçeli falan veriyoruz. Süt reçeli evet, çok güzel. Süt reçeli evet. Sevenler için. Onun dışında işte pişi, menemen. Yine işte eğer müşterilerimiz isterse işte sucuklu yumurta ya da sade yumurta. Süt reçeli siz mi yapıyorsunuz yoksa? Yok gelin. Süt reçelini biz Kahramanmaraş'tan getiriyoruz. Yani yine köylü vatandaşın evet. Kendi yaptığı. Tabii tabii yani keçi sütüyle tamamen yapılmış. Evet. Onun da şeyi aslında hani insanları biraz o çikolatadan falan uzak tutmak aslında. Hani hazır çikolatadan vesaire. Yani daha doğal biraz daha çikolata tadında hem kahvaltıda böyle yedirici oluyor. Menemen kahvaltıya dahil mi tabii, yapıyorsunuz? Menemen, tabii yani menemen. Bu çünkü şey çoğu yerde ücret ekstra olur. Ekstra gibi oluyor. Biz menemeni de dahil ettik. Hatta işte pişinin yanına sigara böreği var. Onlar da evet. Hepsi kahvaltı. Yeşiliniz, domatesiniz, zeytininiz, peyniriniz. Tabii tabii. Yani daha ne olsun çay veriyorsunuz zaten. Tabii. Var mı böyle daha kendinize has yani eklediğiniz bir şeyler? İşte közlenmiş domates, biber var. Çok onları güzel. Veriyoruz. Onun dışında şimdi artık sezon sonu. Yazın işte müşterilerimize nedir? Ihlamur ağacımız var. Ihlamur birer işte paket armağan ediyoruz. O anki meyve neyse işte armut, elma, ha, kiraz evet. İşte. Bahçeden işte bazen salatalık domates veriyoruz. Gerçekten öyle. Bir Norveçli bir müşterimiz şey yazmıştı yani Google çevirmiş ona. Hayatımda ilk defa bir yere gittim. Kahvaltı yaptım. Okudum. Fazla para ödemedim ama işte üstüne yiyecek aldık. İnsanlar çünkü bunlardan uzaklaşsa artık şaşırıyorlar. Evet, evet, yani kesinlikle. Siz böyle çok hani para odaklı olmadan değil, insanlar değil. Gelsin. Aynen. Doğal şeyler çünkü paylaşım odaklı. Çok evet. Yani o masadan tatmin kalkması gerçekten değil çok mi? Önemli. Çünkü biz de gittik çoğu yere kahvaltıya. İnan ki evet, bazen evet. Parasında değiliz. Hani verdiğimiz ücrette değiliz.
Ama. Yani oradan keyifle kalktın mı, işte huzurla kalktın mı, önemli olan o. O zaman verdiğin ücret de çok gözüne gelmiyor. Biz yani işte yok köfteye, yok tavuğa, bir tek ürünle işte bu bölgede yani insanların çok rahat, işte biraz da rakım var aşağıya nazaran, işte 600-700 metre. Evet. Bura biraz daha serin oluyor. Yazın özellikle hani bu şeylerini çok aldık, olumlu eleştirilerini. Güzel oluyor. İnşallah daha güzel olacak. Güzel. Fiyat bilgisi verebilir misiniz? Bir yani sakıncası fiyat bilgisi yoksa. İşte şöyle, sezon öncesi sezona başlarken yani 400 ile 500 bandında başlamıştık. Ne yani o mesela? Ne? Tamamen bu. Serpme, komple. Tabii, komple. Kaç kişi gelse de mi yani? Yani şöyle. Kişi başı yani. Kişi başı evet. Olaraktan. Ama sezon artık devamında bunu işte 350'ye kadar en son 350'ye evet. kadar çektik. İyi. Yani en azından şey bandına biz de ayak uydurduk. Yani işte oteller nasıl işte sezon başında fiyat artışı. Ama ürün ve kalite aynı. Yani onu bozmadan. Yani fiyatı düşürdük ama. İşte ben ayrıca Marmaris'te iki tane mado var. İki madoya bakıyorum ekstradan. Ne olarak? Oranın işleriyle uğraşıyorum. Evet 20 yıllık dostlarım onlar benim. Bizde de mesela atıyorum madoda dondurmanın topu bir top 70 lirayken. Evet. Sezon sonunda doğru. İşte kalite aynı ama aynı. 60'a düşürdüler ve 50'ye düşürdüler. Şimdi evde hazırlandığı için ürünler mutfağa gidemiyorum. Közlenmiş patlıcan. Evet, peynirlerimiz, acuka var. Şu kuru cacık mı? Yoksa? Oy yok, cacık değil de o taze nane var ya. He. Ha, ondan yapıyorsunuz. Ha, yapıldı. Böyle. Anladım. Daha var çok, acayip ne, bayağı var. Emekli öğretmen misiniz? Emekli öğretmen. Ne, sınıf öğretmeni mi? Ne güzel. Şu neydi? Bizim bu üzümlerden elde ettiğim şey, tayinli helva şey. Çok şu bal mı? O bal. Onu da köyden teneke aldırıyorum şey. Bu şey reçeli. Çilek. Bunlar haşlanmış patates. Bu haşlanmış patates. Evet, dereotumuz ha, falan, haşlanmış yumurta. Ha, çok güzel. Şu bak, geçi peyniri. Ha, belli, evet. Şu uzun olan. Erzincan tulum peyniri. Tulum peyniri. Bak, taze geldi, çok bakabilirsiniz. He. Bakacağız vallahi. Beyaz, sadece ben marketten bir beyaz peynir var ya, şu süzme. Bazı istiyorlar. Ha. Alışık olmayan evet bunu beğenmez zaten. Evet. Ben sizi oradan koymadım derseniz getirin. Yok hayır abi yok. Şunun tadı bambaşka. Yok bu abi bizim olayımız ben zaten. Ben senede 50 kilo alıp geliyorum Malatya'dan. Acı ne güzel. Yapıyor. Onu da evde yapıyorum. Aa, süper. Kendi yaptığınız salçadan yapılıyor muhtemelen bu doğal. Karışık onu ben söylemiyorum da. Bayağı karışık. Peynirleri merak ettim. Keçi zaten sert, sert bir peynir. Reklam değildir. Gelin, tadın. Daha önce devamlı geldiğimiz yerler. Tanıtmak istedik. Nasıl her şey? Süt reçeli nasıl? Tadına baktın mı? Harika. Çok farklıymış. Ben İstanbul'da bir kahvaltıcıda yemiştim süt reçelinden. Şöyle göster. Bana şey, bize şey demişti kahvaltıcı Cihangir'de. Madagaskar'dan geliyor süt reçelimiz diye. Yani. Yani Türkiye bitti de Madagaskar'dan mı getiriyorsun? Kendi evinizin bahçesinde gibi değil mi? Naneli yoğurt, köy yoğurdu, tahin pekmez, kendi doğal, acı kaşısı, doğal salçadan. Zeytinler bile. Şimdi menemen eksik yumurta gelecekmiş. Evet geldi. Tamam. Oo, bunlar da bu arada fiyata dahil. Ekstra değil arkadaşlar. Hayır, 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 evet. Hayır, hayır. Sadece et ürünü yani sucuk falan söylerseniz ekstraya giriyor. Çok güzelmiş. Çok harika bir sofra. Evet, harika. Her şey çok güzel. Çok güzel. Elinize evet, sağlık. Demiyorum yani başka yerde. Ya daha ne olsun? Bundan fazlası zaten açgözlülük olur abi. Yok valla ben her zaman diyorum. Şöyle aile ortamı içerisinde yesin, içsin, gareni doyursun gitsin yani. Vallahi. Ben Çok güzel abi. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Bu nedir? Pestil. Bu üzüm pestil. Bu da şeyden. Pestili mi? Yok. Üzüm. Üzüm. Sersen dur da var. Ama sert. Dişin varsa söker. Şimdi onu nasıl yapıyorlar? Pekmezin biraz koyusu oluyor. Onu temiz şeylerin üzerine şeyler ince seriyorlar. Birkaç gün kurutmaya alıyorlar. Ondan sonra ters çeviriyorlar. Arka tarafını ıslıyorlar.
Çektiğin zaman olduğu gibi geliyor. Genelde yoğurduna yedim. Şöyle ekmeği evet. Şey yaparım yoğurda. Çok bana yoruldum. Bana değil mi yoğurda? Çok yoruldum. Bu şekilde. Bunu mu yoğurda bana ara? Ben onu ekmek niyetine. Vallahi abi çok sağlıklı. Ben de ceviz on yemeği seviyorum. Cevizcisi. Bunu bir de şey de yapabilir mesela şu üzümü. Menengiş. Menengiş kahvesi var. Evet. Kahve yapımında da o menengiş var ya yeşil. Evet. Onunla dövülüyor. Böyle macun gibi ediliyor. O da güzel oluyor. Bu kadar güzel değil mi? Doğal ürünlere boğulduk bugün ya. Vallahi müthiş. Vallahi. Müthiş, müthiş, müthiş. Bir sanki daha tartın var gibi. Yok hiçbir şey yok. Ceviz var da onun için. Tamamen doğal. Şiştim ama hiç bu kadar yemek yediğimi hatırlamıyorum. Porsiyonlar büyük. Mesela kahvaltı salonlarındaki şey olayı yok. 5 çeşit reçel koyar önüne. Sanki böyle masayı zengin göstermeye çalışırlar. Evet. Burada böyle bir şey yok. Bal var, pekmez var, süt reçeli var, çilek reçeli var ama bunlar da doğal zaten. Yani reçel bir tane, bir çeşit. Pekmez ayrı bir şey, bal ayrı bir şey zaten. Süt reçeli çok apayrı bir şey. 2 çeşit zeytin var. Hatta 3 çeşit, 2 çeşit yeşil zeytin var, 1 çeşit de siyah zeytin var. Bunlar ilk hasat, biraz kekremsi, hani zeytinlerin meyvemsi tadını alıyorsunuz zaten. Patatese kadar her şey doğal. Bol köpüklü kahvemiz de geldi. Sen sabah bizim kahvenin köpüğünü dökmüşsün. Makine döktü, ben dökmedim. Bir de böyle makine bozuk. Dinle mamaları. Oh, hepsini yemişsin. Hadi doyur bakalım karnına. Kuru mama verdim hepsini. Ya burası yola yakın olduğu için arkadaşlar bağlıyorlarmış. Günün belli saatlerinde gezdiriyorlarmış, dolaştırıyorlarmış. Hani yola fırlıyorlarmış. Çok memnun oldum. Çok her şey için teşekkürler. Elinize sağlık. Geleceğiz, geleceğiz. Afiyet olsun efendim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Abla görüşürüz. Sağ olun. Kolay gelsin. Arkadaşlar harika bir kahvaltıcı tanıtmak istedik size arkadaşlar. Işığınızı koruyun. Doğa dengede.